Allahu Teala imle şeytan rajim. Bismillah al al ve atem teslim. Galâ işraf mursalin ve ala alihi ve ashabi ecmain ama vat. Selamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu arkadaşlar. Son videomda sesimde bir problem olduğunu, bundan dolayı ameliyat olacağımı söylemiştim. Alhamdulillah ameliyat oldum. Güzel de bir ameliyat geçti. Yalnız ses tellerinin her iki tarafında da kis oluştuğu için zor bir ameliyat olmuş. Farklı doktorlarla göründüm ama temiz güzel bir ameliyat geçmiş. Ee, ancak dediğim gibi zor ameliyat olduğu için bir 20-25 gün, 30 gün sesim kendine gelemeyeceğini söyledi doktorlar. Peki diyeceksiniz hocam şimdi nasıl konuşuyorsunuz? Şu an ben konuşmuyorum. Şu an yapay zeka konuşuyor. Siz onu dinliyorsunuz. Normalde benim gerçek sesim şu şekilde. Eğer teknik ekip burayı gerçek sesim gibi verebilirse aradaki farkı ayırt edersiniz inşallah. Ee, yani Ramazan derslerimize biliyorsunuz biz iki yıldır düzenli Ramazan dersleri yapıyoruz. İlk sene Zafer ve Değişim Ayı Ramazan'da neydi o dersin ismi? Ee, bir kitabın ismini yapmıştık şu an hatırıma gelmedi ama neyse. İlk geçen sene ise kalbin ilacını yakmıştık bu sene Yusuf suresini yapacağız diye planladık biz. E, Yusuf suresinden dersler ve hikmetler, tefsir değil. Yusuf suresinden dersler ve hikmetler yapacağız dedik. E, aylardır buna hazırlanıyorduk ama Allah subhanahu teala böyle bir imtihan verdi. E, apar topar hemen 10 günde iyileşirsin dediler bana. Hemen ameliyat oldum ama yetişmedi. E, sağ olsun teknik ekip yapay zeka ile çözüm buldu ben bu sesle yapacağım. Onlar sesi düzeltecekler ve size sunacaklar. bu sene de Allah'ın izniyle geçen sene olduğu gibi, ondan sonra önceki sene olduğu gibi 30 Ramazan'da 30 ders yapmaya çalışacağız Allah'ın izniyle. Benim tahminim belki bir hafta 10 gün sonra sesim düzelebilir. Bilmiyorum çünkü çok hızlı ilerliyor. Yani düzelme çok hızlı ilerliyor. Belki 3-5 gün sonra, belki 10 gün sonra gerçek sesime kavuşacağım ve siz onu dinleyeceksiniz. Ee, tabii ayet edecek misiniz edemeyecek misiniz o da bizim teknik ekibin becerisine kalmış bir durum Yusuf suresini işleyeceğiz Yusuf suresi tefsir değil arkadaşlar Yusuf suresinin hikmetler dersler ve hikmetler Tefsirini daha sonra Ramazan'dan sonra cemaate işleyeceğim Onu da o zaman kanala atarız izlersiniz Ama Yusuf suresinden dersler ve hikmetler işleyeceğiz Yusuf suresi Yusuf Aleyhisselam güzeldir Bilirsiniz güzelliğiyle meşhurdur Yusuf suresi hakkında gerçi bu pek tercih edilen görüş değil ama Allah subhanahu en güzel kıssa demiştir. İki güzel bir araya gelmiştir. En güzel kıssa, en güzel peygamber Yusuf aleyhisselam. E, demiş ki alimler Yusuf suresi ile ilgilenenler güzelleşir. Biz de bu Ramazan'da güzelleşeceğiz inşallah. Yusuf suresi ile güzelleşeceğiz. Hazreti Yusuf'la güzelleşeceğiz. Harika şeyler öğreneceksiniz. Ben ara sıra Twitter'da veya farklı ve sosyal medyada farklı adreslerde yazı yoluyla paylaşıyorum. Yusuf suresinden dersler ve hikmetler. Herkes çok beğeniyor. Alimler çok önem vermişler. Arkadaşlar Yusuf suresinin 7. ayetinde Allah subhane ve teala Yusuf ve kardeşlerinin kıssasında sorunlar için ibretler var demişler. Subhanallah yani ben 50 yaşına geldim. Yusuf suresinin böyle bir soru olduğunu bilmiyordum. Daha önce farklı farklı tefsirlerden okumuştum ben. Razi'den okumuştum. Kurtubi'den okumuştum. Seyyid Kut'tan birkaç kere okumuştum ama Yusuf suresinden böyle bir böyle bir sure olduğunu bilmiyordum. Kalemler e, yazmakla bitmez yani. Yazmakla bitmez. Hatta ben bir ara kardeşlere demiştim ki Kur'an'ın bütün surelerini tefsir etmeye cesaretim var. Mesela son sureleri tefsir etmek zordur. Mesela ahkam ayetlerini tefsir etmek zordur ama bunlara cesaretim var. Yusuf suresinde cesaretim yok demiştim. Gerçekten bitmiyor. Yeni bir kitap gördüm. Yeni gördüm kitabı. Bin tane ibret çıkarmış. Yusuf suresinden bin tane ibret, bin tane ders, bin tane güzellik çıkarmış. Bunların hepsini işleyeceğiz Allah'ın izniyle. Çok güzel olacak. Ve hedefimiz Ramazan'da güzelleşmek. Hatırlarsanız geçen sene bir sloganımız vardı. Ondan önceki sene bir sloganımız vardı. Bu sene de hedefimiz Ramazan'da Yusuf suresiyle güzelleşmek. Ahli akımızı güzelleştireceğiz. ilmimizi güzelleştireceğiz. Amelimizi güzelleştireceğiz. Dilimizi güzelleştireceğiz. Bakış açımızı güzelleştireceğiz. Kalbimizi güzelleştireceğiz. Tamamen güzelleştireceğiz. Ben buna inanıyorum. 30 günde 30 ders yayınlamaya çalışacağız inşallah. 29 bilemiyorum artık. Yalnız geçen sene olduğu gibi videoları bizim sanal medresi yaşıyor. Şehadet etmek yerine yüklemeyeceğiz. Çünkü geçen sene çok şikayet aldık. Çünkü aynı anda yüklediğimiz zaman herkes aynı anda siteye yüklendiği zaman biraz donma problemi yaşadık. Bundan dolayı YouTube'a yükleyeceğiz. Test yapmayacağız bu sene. Çünkü test bayağı bir yoruyordu bizi. Şöyle yapacağız. Dersi dinleyeceksiniz. Dersi kendi cümlelerinizle en güzel şekilde özetleyeceksiniz, özetleyeceksiniz. Bununla birlikte başka kaynaklardan öğrendiğiniz bilgi varsa ekleyeceksiniz. YouTube'da yorum kısmına yazacaksınız. Biz onların arasından en güzelleri seçip kurayla her gün bir kişiye ciltli bir kitap hediye ve hemen göndereceğiz. Çünkü geçen sene arkadaşlar 30 gün 5 kişiye ödül veriyorduk, 150 kişi oldu. Artı 30 günde 30 derse katılanlar, 40 kişi falan vardı, 190 kişi. Ve istediğiniz kitabı gönderelim dedik, başa demedik. Bir yıl uğraştık. Ben şunu isterim diyen, bana gelmedi diyen, e, yani öyle şeylerle karşılaştık. Bir yıl yorulduk, bir yıl yorulduk. E, sözünüzü niye tutmazsınız diye fırça çeken nelerle karşılaştık. Bundan dolayı bu sene yorumlarda, yorumlarda ben her derste açıklayacağım her derste açıklayacağım ve ona istediği yani biz seçenek süreceğiz 10-15 tane kitap resmi atacağız bunlardan istediğin ciltli kitabım hediye edebiliriz diye Onu hediye edeceğiz inşallah peki hocam kim kime hediye edeceğiz bakın iki tane kitap tavsiye edeceğim arkadaşlar birincisi Mısır Sultanı Kuyudan Gelir Yasin Pişkin Timaş Yayınları harika bir eser ben kaç kere okudum hatırlamıyorum. İkincisi yine Timaş yayınlarında Fatma Bayram harika bir şey. Yani bunu mutlaka okuyun. İkisini de mutlaka okuyun. Temin edin. Özellikle bu kitabın yazarı psikoloji biliyor, sosyoloji biliyor. Yani insanlar arası ilişkiler biliyor. Her şeyi yansıtmış. Zaten Yusuf suresinde de her şey var. Alimler demişler ki Yusuf suresinde baba evlat ilişkisi var. Karı koca ilişkisi var. Efendi köle ilişkisi var. Tebaa lider ilişkisi var. Kardeş ilişkisi var her türlü ilişki var. Yani hayatın her alanı var. Demişler ki her insan Yusuf Suresinde ikincisi de bulur. Her insan Yusuf suresinde kendisine bulur demişler. İşte şey anlatıyordum. Ee, yani birinci nasıl seçeceğiz? Arkadaşlar bir benim cümlelerimi yazmayacaksınız. Kendi cümlelerinizi de özet geçeceksiniz. İki, kendinizden bir şey katacaksınız. Allah teala diyor ki soru sorarlarda ibret vardır. Kendimiz ibret çıkartır, kendiniz hüküm çıkartırsanız ya da bu kitaplardan öğrendiklerinizi orada paylaşırsanız ya da başka tefsir eden bir şey paylaşırsanız buna göre yani sizin gayretinize göre birinci tespit edeceğiz biz. Hatta şöyle yapalım. iki kişi, o, üç kişi olsun tamam. 3 kişi olsun. 3 kişi tespit edeceğiz ve anında göndereceğiz. Yani hediyelerinizi anında göndereceğiz. 3 kişiye vereceğiz. Ee, yani en güzel 8-10 kişiyi tespit ettikten sonra ondan arasında kura ile 3 kişiye vereceğiz. Her akşam 21'de yayınlanacak. 21'de yayınlanacak. Yorumları açmayacağız biz. Yani yorumları hemen açmayacağız. Yorumları daha sonra açacağız. Ee, belki ikinci derste de açacağız yorum görmeyeceksiniz Yani yaptığınız yorumu görmeyeceksiniz Kimse birbirinden alıntı yapmasın diye Ve açabiliriz de bilemiyorum tam oraya karar vermedim. Ee, alıntı yapsa da onu tespit edebiliriz değil mi saatinden tespit edebiliriz Kim önce yaptıysa değil mi? Evet? saatinden tespit edebiliriz. Kim önce yorum yaptıysa onun yorumunu öncelikli tercih ederiz. Neyse biz adaletli bir şekilde size dağıtacağız inşallah. Hediyelerimizi vereceğiz. Velhasıl kelam özetleyecek olursak Yusuf suresini işliyoruz. İki tane kitap tavsiye ettik. Harika bir çalışma olacak. Her gün saat 21'de yayınlanacak. Ertesi gün 21'e kadar yorum yapanların arasında hediye vereceğiz. Harika bir çalışma olacak. Ben inanıyorum. Bununla ben güzelleşeceğim, benim ekibim güzelleşecek, cemaat güzelleşecek ve siz güzelleşeceksiniz. Hepimiz güzelleşeceğiz. Ee, i̇nşallah hayırlı mübarek olsun. Bana dua edin. Bir an önce gerçek sesime kavuşayım. Şu an çok zorlanıyorum. Konuşurken çok zorlanıyorum. Göğsüm biraz acıyor. Bu yüzden belki de fazla uzun tutmayabilirim. Yani uzun ders yapamayabilirim artık duruma göre. Ama inşallah güzel bir ders yapacağız. Allah subhanahu ve Teala bize bu nimeti verdiği için ona şükrediyorum. Allah umudum kırılmıştı. Yani çok istiyordum. Ramazan'da ders yapmayı çok istiyordum. Umudum kırılmıştı. Dün gece yapay zekayla ile bir denedik olmadı. Elhamdülillah bugün oldu. Yani bugün oldu. heyecanlıyım. Güzel bir ders olacak mutlaka tavsiye ederim yani bu dersleri kaçırmayın mutlaka tavsiye ederim. Peki benden bu kadar. Allah'a emanet olun. Hayırlı bayram hayırlı ramazanlar diliyorum size. Rabbim ramazanı sizin için de, bizim için de, ümmet için de bereketli kılsın. Ve ahirudua ve enel rabbil alemin